burada gezerken karşımıza çok sevdiğimiz, Türkiye ve dünya çapında çok sevilen Köksal Baba çıktı. Köksal Baba ile karşılaştık. Hemen kendisine bir çok fazla konuşmaz ama nasılsın diye sormak istiyoruz. Köksal Baba. Köksal Baba nasılsın? Bodrum'da tatildesin. Magazinlere yakalandın artık. Evet, görüyorsunuz kendisi çok fazla konuşmayı sevmiyor. O yüzden hemen... Baba her zamanki hallerinde biliyorsunuz onu herkes böyle sevdi. Böyle çok ilgiye, alakaya karşılık veremiyor ama belli bir zaman sonra ısındıktan sonra insanlarla kucaklaşıyor, yakınlık gösteriyor. Hani biliyorsunuz zaten Köksal Baba'yı bu şekilde seviyor herkes. Bayağı bir zaman geçirmek gerekiyor yani babayla. Belki aslında. Şöyle bir 5-10 dakika geçirdikten sonra artık sizle beraber yakınlaşıyor. Artık siz istemeseniz de size şakalar yapıyor. Yani biliyorsunuz yani babayı... Herkes aynı şekilde tanıyor. Şimdi böyle ama birazdan röportaj bitince içeride size birçok şaka yapacaktır. Muhakkak yapacaktır. Peki baba ne yapıyor? Bodrum'da tatilde midir? Bodrum'dayız. Çok sevdiğimiz dostlarımızın mekanının açılışı için geldik. Mini de bir tatil yapıyoruz. Tabii projelerimiz var, film projelerimiz vesaire. Çalışmaya tüm hızıyla devam. Sosyal platformu da çok fazlasıyla kullanıyor kendisi. Tabii ki. Yurt dışında namı duyuldu. Ya, dünyanın her ülkesinden emin olun telefonlar alıyoruz. Sağ olsunlar sevgililerine karşılık vermeye çalışıyoruz. Verebiliyorsak da ne mutlu bize. Peki baba sürekli geziyor. Normalde Trabzon'da yaşıyor. Evet. Yani peki vakit ayırabiliyor mu? Trabzon'da ne kadar kalıyor? Çünkü birçok yere gidiyor. Birçok seveni var, çağırıyor. Gidemedikleri oluyor. Tabii ki yani herkese, her kesime yetişemiyoruz. Yani toplamda 3 milyona yakın bir takipçiden bahsediyoruz. Elimizden geldiğince herkesi gelen her telefona cevap verip her şekilde de zamanımız oldukça tabii ziyaret etmeye çalışıyoruz. Trabzon'da fazla vakit geçiremesek de hani biz halimizden memnunuz. Baba da gördüğünüz gibi birazdan da size de şakalaşacaktır eminim. Az önce bir projelerden falan da bahsettiniz. Evet. Film projesi Köksal evet. Baba'nın üzerinde mi? Evet, Köksal Baba ile alakalı. Çünkü artık bize çokça talep gelmeye başladı bu konuyla alakalı. Hatta geçenlerde bir film de işte Köksal Baba'nın filmiymiş gibi lanse edilmeye çalıştı ama kesinlikle buradan da uçan kuş mikrofonlarına söylüyoruz. Tamamen bizim konuk olarak gittiğimiz bir filmdi. Tamamen bizden bağımsız bir filmdi. Ama tabii o filmde en ünlü olarak gördükleri sima Köksal Baba olduğundan dolayı filmi bizim üzerimize ekmeye çalıştılar ama değildi yani. Bak şimdi evet, Köksal Baba işte başladı sana saldırmaya. Baba başladı yani. Baba başladı. Birazdan daha da yakınlaşacak. Peki dizi teklifi geliyor mu? Gelir mi? Geldiği zaman mı? Ya tabii ki geliyor. Reklam filmi teklifleri geliyor. Ama her şey için biz tam zamanını bekliyoruz diyelim. Bir de Köksal Baba bizim gözümüzde bir sosyal sorumluluk projesi haline geldi. Biz Köksal Baba ile alakalı olan bütün kazanımlarla sosyal sorumluluk projelerine imza atıyoruz. Çünkü o bir engelli. Yardımlar yapılıyor. Kesinlikle o bir engelli. Ve biz ondan gelen bütün maddi, manevi bütün destekle biz de maneviyatı öne çıkartarak okullara, ihtiyacı olan kişilere yardımlarda bulunuyoruz. O şekilde bakılmasını istiyoruz. Farklı şekilde bakanlar var ama emin olun ki öyle baktıkları gibi bir şey değil. Bu tamamen sevgi ve samimiyete dayanan bir birleşme. Süleyman Köse biliyorsunuz Köksal Baba'ya sahip çıkan bir insan. Her zaman yanında olan bir insan. Baba şu gönlü... anda kork. Baba bizi an... korkutuyorsun şu baba, anda. Baba durup. Baba. Ben size söyledim. Baba bir saniye kolun ağrıdı değil mi? Kolun ağrıdı değil mi şimdi? Baba mikrofonu al ya. Baba şu anda. Baba galiba sen beni sevmeye başladın. Yavaştan. Beni ufak ufak seviyorsun galiba. Öyle geliyor bana. Yani söylemek istediğimiz herhalde fazla bir şey kalmıyor. Çünkü Köksal Baba nasıl görülüyorsa öyle. Aynen öyle. Zaten insanlar onu bu doğallığından dolayı seviyorlar. Her zaman bizim arkamızda olan, bizi destekleyen, yanımızda olan herkese buradan sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bizim varlığımız olduğu sürece Köksal Baba'ya en iyi şekilde bakacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Onun arkasında her zaman o söyler.
Süleyman Köse gibi kalbi çok büyük bir insan var. Bunu da unutmasınlar. Peki, hep size ve Köksal Baba'ya biz de çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Baba, vedalaşmak istiyorum seninle. Baba, bir el salla. Tamam, görüşürüz de. Köksal Baba'ya çok teşekkür ederim. Abi, görüşürüz de. Tamam, görüşürüz. Evet, Köksal Baba görüşürüz dedi ve bizi yolcu ediyor.